Afiyet olsun buyurun. Herkese. Buyurun. Meryem'e bu üç kere altına baktım. Net göremedim mi? Bir tarafı pişmiş, bir tarafı az pişmiş. Bir de o az pişmiş taraftan yemek istedim. Yani öyle olması imkansız. Bakın, çünkü... gösterebilirim. Hı-hı. Bakın, bu tarafı... Hayır, kızarmış. Bir tarafı hafif kızarmış. Bu tarafı pişmiş yani. Bu tarafı fazla pişmemiş işte. Bu tarafı bayağı evet, kızarmış. Bence bilmiyorum, normal. Bu tarafı güzel pişmiş. Hı-hı. Bu tarafı pişmemiş. Ben tatlısını beğendim. Kıbrıs tatlısını özellikle severim. Bu da güzel olmuş. Afiyet üzeri olsun. Muhallebisi. Sağ olun. Muhallebisi çok şekerli olmamış. Hı-hı. Şerbetle birbirini dengelemiş. Evet. Sevdim, güzel olmuş. Elinize afiyet sağlık. Olsun. İftar akşamı için de çok ağır bir tatlı olmadığı için güzel olmuş. Bir gazetinden sonra. Ben de çok beğendim. Beğendim çok güzel olmuş. Aynen. Afiyet Peki. olsun. Sibel Hanım. Ben de çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şu an çok iyi geldi bana. Şerbeti biraz fazla olsa daha da iyi olabilirdi ama güzel. Yani ağır olmasın diye. Ağır olurdu o zaman. Biraz çok şerbetli olunca dağılıyor. Gülşen ama senin yaptığın kadar güzel olmuş mu? Benim yaptığım kadar güzel olmamış aslında. Ama şeyi güzel. Kıvamı, ağzına gelen tadı güzel. Seninkine yetişememiş ya, ama. Benimki bol şerbetli oluyor. Şey, Sibel Hanım'ın dediği gibi. O şerbetli de yapınca dağılıyor ya. Direkt. Ondan dolayı yok, dağılmıyor aslında. Şey olduğu için, nihayet onun olduğu için dağılmıyor. Ama kötü bir tatlı değil, güzel. Ama eline sana yetişememiş gene. Aynen. Peki, afiyet olsun. Meryem Hanım, altına üstüne baktınız efendim. Beğendim dediğim mi? Gibi tadı güzel. Ama bir tarafı pişmiş, bir tarafı az pişmiş. Orantılı pişmemiş yani. Meryem Hanım, hafif sizin o baktığınız taraf tam kızarmaya yakın çıkarmışım. Aslında o tarafa niye kızarmamış ki? Fırınla alakalıdır o da. Ben yani orayı kızartıp burayı ayırmadım sonuçta tatlıya. Yani çevirip falan bakabilirdiniz. Yani çıkardım, baktım tam altı kızarmaya yakın. Hani yanmasın dedim, direkt çıkardım. Cam yani, bir şeyi de mi pişirdiniz? Cam kapta pişirdim. Oradan altına üstüne bakabilirdiniz yani. Baktım, pişmeyen baktım. Yerine kaldırıp. Hayır, kaldırıp baktım zaten. Baktım tamam orantılı. Spotlayla alırken altını camda bırakmadın değil mi? Bazen yok. Böyle alırken yani, o kızarmış evet. Kısmı alta yapıyor şerbeti. Kalmamış ama pişmeden kalmış burası. Öyle bir kalıntı yok. Yok, pişmiş kesin. Bazen revani falan böyle alırken o kızarmış tarafını alta bırakıyorlar. Efendim, efendim şerbetini kaça kaç yaptınız? 1,5-2. 1,5-2. Ondan az olmuş. He. Ama normalde tarifinde ben de öyle. 2 su bardağı şeker yaparsam ya da su... 3 su bardağı mesela şeker yaparım. Evet, daha fazla olabilir. Daha fazla olduğu zaman daha güzel oluyor. Öyle. Ama o zaman da galet unu var ya dağılıyor. Gerçekten yok, dağılıyor. Şerbeti dağılı dağılmıyor. Şerbeti falan dağılma. Şerbeti böyle de çok az denedim. Ama şu mesela içindeki kurulum İçeride olmaz benimkinde. İçerisinde çok lezzetli. Evet ama içinde kurulum var. Olmuş bence bazı ya. Bazı yerlerinde var çizim olmuş. Bazıları biraz daha şerbetli seviyor. Kimisi biraz da kek gibi seviyor. Olabilir. Ben de mesela şerbetli severim. Daha böyle yoğun yoğun. Ellerine ama bakın Kadir Bey, bayağı şerbeti de güzel. Yok yani, tabaklarımız orantılı. Islandı. Tabaklarımız ıslandı. Evet. Orası ayrı bir şey. Evet, afiyet olsun herkese. Sevgili seyirciler, ilk orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Amin. Eline kollarına sağlık. Teşekkür ediyorum. İlk günü herkese afiyet olsun. Bertaraf ettik. Esra'nın sofrasından kalkarken Esra'nın birinci olacağını düşünmüyorum. Çok büyük bir aksilikler olmadığı sürece önümüzdeki günlerde bu menüyle birinci olacağını zannetmiyorum. Esra'nın sofrasından yarı aç kalktım. Tam olarak doymadım. Şimdi puan vermek üzere gidiyoruz. Döndüğümüzde yarın hamaratını seçeceğiz. Bakalım yarın iftar sofrasını kim hazırlayacak, hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız puanlamaya gidelim. Haydi buyurun. Esra Hanım'ın masa düzenini beğendim. Çorbasını beğenmedim. Ana yemeğini beğendim. Böreğini beğendim. Tatlısını beğendim. Esra Hanım'a puanım. 3. Esra Hanım'ın bugün sadece çorbasını, ara sıcağındaki böreğini, bir de tatlısını beğendim. Ona vereceğim puan... 3. Esra Hanım genel olarak masanız orta derecedeydi benim için. Daha iyi olabilirdi. O yüzden size puanım... 3. Esra, bence senin masan ortalama bir masaydı. Ne çok kötüydü ne de çok iyiydi. O yüzden sana bugünkü puanım benim. 3. Haydi bakalım. Yarın en amarat benimde kim yarışacak? Hazır mısınız? İnşallah ben. Heyecan var mı? İnşallah bana çıkmaz diyen var mı? Ben. Ben. Ben.
Yeşil olsun bakalım. Yeşil merak Konya'mız ediyorum. Olsun bakalım hadi. Ne olsun? Yeşil Konya'mız olsun. Evet, Yeşil Konya sporumuz olsun. Ve yarın yarışmacısı Meryem Hanım olsun efendim. Hazır mısın Meryem Abla? Hazırım, bomba gibi geldim. Yarın herkes beni görecek. Hızlılığımı her yerde, servislerde, masa düzenimde, yemeklerimde bomba gibi geldim. Yarışmayı ben kazanacağım. Kimseyi rakip görmedim bugün. Meryem Hanım'ı biraz böyle dişli gördüm. Menüsünün de arkasında duracak gibi geliyor. Kendini fazlasıyla savunur. Altını doldurur, yorumlar yapar diye düşünüyorum. Yemeklerini pek bize zannedersem ezdirmeyecek gibi gözüküyor. Yemek yapamaz diye düşünüyorum ben. Çünkü ağır bir insan. Nasıl yemek yapacak? Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Meryem Hanım bizlere sofra hazırlayacak, hamur hattını gösterecek. Kendisi Konya'dan geldi. Şimdiden başarılar diliyorum. Hanımlar yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sıra bende. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Haydi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.